Uber özel araçlarla bizim ekmeğimizi ve emeğimizi çalıyor. Taksiciler ulaşım hizmeti veren Amerikan teknoloji şirketi Uber'e erişimin engellenmesini istedi, dava açtı. Çağlayan Adliyesi'ndeki 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde ilk duruşma yapıldı. Çoğu arkadaşımız evine ekmek parası götüremez oldu. Yani bu Uber yüzünden. Uber yüzünden. Okyanus ötesi hırsızlarla mücadele ediyoruz. Korsan birisi herhangi x bir paraya bir araba alıyor. Bununla taşımacılık yapıyor. Yetkisi olmadığı halde. Yüzlerce taksici toplandı, sloganlar attı. Uber hırsız! Uber hırsız! Taksicilerle Uber'ciler arasında bir süredir devam eden mücadele artık mahkemeye taşındı. Ve taksiciler de işte gördüğünüz gibi arkadaşlarına destek olmak için Çağlayan Adliyesi'ne geldiler. Uber yasaktır, kullananlara da ceza verilmektedir. Şimdi bu kadar algı operasyonlarıyla nasıl taksici iş yapsın? Çok siyah, içi gözükmüyor ve bunlarda her türlü uygunsuz şeyler de yapılabiliyor. O sırada bazı Uber araçları taksicilerin arasından geçti, zaman zaman tansiyon yükseldi. Uber denilen bir firma, Amerika menşeili, Türkiye'de şu anda korsan taşımacılık yapıyor, taksicilik yapıyor. Hiçbir yasal dayanağı yok. D2 belgesini suistimal ediyor ve taşımacılık yapıyor. Mahkeme bilirkişi raporlarının incelenmesi için duruşmayı erteledi. Taksiciler kendini düzeltebilir ama bunun çözümü Uber değil. Bu Uber işinin memlekete de bir faydası yok. Hani yerli ve milli diyoruz ya, bunlar sadece günü geçiştirmek. Taksiciler Uber'cilere ateş püskürdü. Turizm belgesi alacaksın, ondan sonra turizm taşıyacağım diye o belgeyle kalkacaksın, taksi taşımacılığı yapacaksın. Böyle bir şey olmaz. Yani 153'ü arıyorsunuz, taksinin plakasını veriyorsunuz, almıyor mu seni kısa mesafe, götürmüyor mu diyor. Arıyorsunuz 153'ü. Söylüyorsunuz, şikayet ediyorsunuz plakasının, zaten cezası geliyor. Vatandaşlara gelince görüşler farklı. Normal taksiye mi biniyorsun, Uber'e mi? Uber'e biniyorum. Neden? Her şeyden önce daha güvenli geliyor ve daha saygılılar. Kesinlikle insanın değeri taksicilerden daha iyi veriyorlar. Uber. Neden Uber? Çünkü daha kaliteli hizmet veriyor. Sürekli kullanıyor musunuz? Evet. Ne farkı var normal taksiyle Uber arasında? Kalite farkı var. Sonuçta bir ikincisi kalabalık gruplarla bindiğiniz zaman taksiye sığamıyorsunuz haliyle. İnsanlar taksicilerden çok şikayetçi ve bu taksiciler de buna bir düzen getirmeleri lazım. Kendi çeki düzen vermeleri lazım. Bu arada İçişleri Bakanlığı'nın Uber araçlarını trafikten men edecek bir yasa tasarısı hazırladığı belirtildi. Buna göre Uber gibi yetkisiz yolcu taşımacılığı yapan araçların 30 gün süreyle trafiğe çıkışları